Sonuç olsun bu işin içinde bir bit yeniği var. Muhammed Ali'nin cenaze töreni de kazandığı maçlar kadar ilgi çekiciydi. Törene katılım için bilet satıldığını duyunca şaşırmıştım. Mer, her şey 6 yıl önce hazırlanmış ve törenlerin nasıl yapılacağını rahmetli de biliyormuş. Törenin detayları 6 yıl önce belirlenmiş ve Muhammed Ali'ye sunulmuş, o da onaylamış. Ezilenlerin temsilcisi olmayı başaran Muhammed Ali'ye rahmet diliyorum. Şaşkınlığımı gizleyemediğim başka bir gelişmede törende yapılacak konuşmaların bazılarının iptal edilişi oldu. Ali ailesinin sözcüsü Bob Gunnell, cenazede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eski Amerika Başkanı Bill Clinton'ın konuşma yapacağını söylemişti. Erdoğan'ın cenazeye katılan tek devlet başkanı olması fevkalade anlamlıydı ve konuşmalar bölümünde talep etmese bile kendisinden bir konuşma yapması istenirdi. Düşünsenize, dünya şampiyonunun törenine 200 civarındaki dünya devletlerinden sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı katılıyordu. Sonra ne olduysa, nasıl olduysa, aynı aile sözcüsü kalktı, programa iki ismin daha eklendiğini ve konuşma yapmak isteyen yabancı liderlere yer kalmadığını söyledi. Erdoğan'a konuşma kararı verildikten sonra programa katılmış iki kişi yüzünden konuşma iptal edilmişti. Sizce de bir gariplik yok mu? Katılan isimler ne protokol itibariyle ne de konum itibariyle Cumhurbaşkanından daha önemli isimler değil. Bir Hollywood yıldızı ve bir haham için törene katılan en üst düzeydeki bir Cumhurbaşkanının konuşmasının iptal edilmesi sizce normal mi? Bence değil. Ailenin tamam deyip sonra iptali bilahare özür dilemesi işin içinde bir bit yeniyi olduğu kuşkusunu uyandırıyor. Kimler devreye girmiş olabilir? Komplo teorilerine pek itibar etmem ama Amerika'da oldukça güçlü konuma sahip paralel yapı aklıma gelmedi desem yanlış olur. Ali için düzenlenen törende konuşan haham Michael Lerner'ın Türkiye hakkındaki ağır sözlerini duyunca paralel hakkındaki şüphem iyice kuvvetlendi. Amerika Yahudileri adına konuşan Lerner, politikacıların ya da başka birilerinin Müslümanları aşağılamasına ya da bazı teröristler yüzünden bütün Müslümanları suçlamasına izin vermeyeceğiz gibi, ayakta alkışlanan sözler söylediği gibi, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya İç güvenliği sağlamanın yolunun Batı Şeria'yı işgal etmeyi durdurmak, Filistin devletinin kurulmasına yardımcı olmaktan geçtiğini söyleyin gibi yerinde tespitlerde yaptı. Ama aynı learner Türkiye'nin liderlerine Kürtleri öldürmeyi bırakmalarını söyleyin gibi gerçekleri ters yüz eden bir cümlede sarf etti. Terör gerçeğini gördüğü anlaşılan bu hahama Türkiye'nin Kürtleri öldürdüğü yalanını kim öğretti dersiniz? PKK lobisinin Amerika'da o kadar güçlü olmadığını biliyoruz. Evet bir komplo teorisi olarak ileri sürüyorum ve diyorum ki Erdoğan'ın konuşmasının iptali, hahamın konuşmasında Türkiye'yi suçlaması paralel yapıyla birlikte Amerika gizli servisinin işidir. Tahrik paralelden tatbik zaten PYD ihtilafı yüzünden Türkiye'ye bir gol atma fırsatı kollayan gizli servisten. Fakat asıl büyük ayıp Obama'nın bir cumhurbaşkanının ilan edilen konuşmasının iptali durumunda aileyi ikaz edebilirdi. Öyle anlaşılıyor ki milyonların canlı yayında takip ettiği bu törende Erdoğan'ın konuşma yapmasından o da rahatsızdı. Amerika Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kendi ülkesinde prim yapacak bir konumda bulunmasına göz yummadı. Cumhurbaşkanı iyi ki cenaze namazından sonra döndü. Konuşma törenine katılsaydı, hahama one minute çekmeden edemezdi, ayrı bir tartışma kapısı aralanırdı. Hasılı kelam, ayıbın büyüğü, ev sahibi Obama'nın. Evet, Obama için